arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle çok güzel bir saç bandı çalışması yapacağız bandımız yuvarlak halkalar şeklinde olacak ve ardı ardına birbirine bağlanarak devam edecek e, bu modelimizi e, pantolonlarımızın ya da gömleklerimizin üzerine bluzlarımızın üzerine hangi renkse e, özellikle siyah simlipler çok güzel olmakta zincir giş şeklinde aksesuar yapıp da kullanabilirsiniz şöyle aklı aklımızın köşesinde bulunsun. Gerekli olursa e, gayet şık durmakta. Evet bunu biz şimdi saç bandı olarak öreceğiz. Onun için e, istediğiniz herhangi biri hiç fark etmez. Nerede kullanacaksanız eğer takım ördüyseniz takımınıza uygun ipler e, ve ona uygun tığlarımızı alalım ve hemen zincirimizi çekerek şu kısımdan başlıyoruz. Önce halkalarımızı ardı ardına oluyoruz. Hangi yaş grubuna öreceksek o yaş grubunun başına uygun şekilde ayarlamamızı yaptıktan sonra şöyle bağlamak için minik bir zincir ya da ne kadar gerekiyorsa bu yuvarlak kısımları yani halkalara tepede de kullanabilirsiniz. Yanları da sarıp tamamen baş, başı da sarabilirsiniz. Bu bağları da ona göre ayarlayabilirsiniz. Bağımızın ucuna ise yine bu dilimizi uygulayarak bandımızı tamamlayalım. Evet, bu küçük açıklamamızdan sonra hemen çalışmamıza geçelim. Kolay gelsin. Saç bandımı örmek için simli ipi kullanıyorum. Simli ipimin tek katı ince olacağı için iki kat yapıyorum. Eğer sizlerin e, bebe ipleri, normal ipleriniz, herhangi bir örgüden kalan ipiniz varsa onlarla rahatlıkla örebilirsiniz. İnceliği hiç fark etmez. Dilediğiniz kadar kalın olabilir, ince de olabilir ama ben bunu iki kat yapmayı tercih ettim. Şimdi e, tığımı da aldım. Hemen zincirimi çekerek başlıyorum. Bakın normal ip kalınlığında olmakta. Bir, iki... 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirimi çekiyorum. Ve birinci zincir yuvası içerisine gelerek batıyorum. 8 zincirimizin içerisine şöyle bir halka yaptık. Bakın 8 tane zincir. Buraya 8. zincirden sonra bir tane zincir çekiyorum. Ve sık iğne olarak giriyorum. Kapatıyorum. Yeniden bir zincir çekiyorum. Yuvarlağın içerisine geliyorum. Bu ikinci sık iğnemiz oldu. Bir zincir, üçüncü sık iğnem, bir zincir, dört, bir zincir, beş, bir zincir, altı, bir zincir, yedi hep zincir çekiyoruz bir zincir çekiyorum 8 tane sık iğne bir zincir çekiyorum 9 bir zincir çekiyorum toplamda 8 zincir içerisine 10 tane sık iğnem örüyorum her bir sık iğnem arasında bir tane de zincirimiz olacak şimdi bu 10. sık iğneden sonra ilk bakın şuradaki ilk bölüme giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve buraya 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. 4 zincirimi çektikten sonra 2 defa tığımın başını doluyorum. Zincirimin hemen dibine bakın. Hemen dibine gelerek batıyorum. Şöyle batalım. Ve ikişer ikişer alıyorum. 1, 2, 3 defa da burayı tamamlıyorum bir tane yine zincir çekiyorum. Bir sık iğne. Bir zincir, ikinci sık iğne, bir zincir, üçüncü sık iğne. Bir zincir. Dördüncü sık iğne. Bir zincir. 5. sık iğne örüyorum. 10 tane sık iğne yaptığımız için arkadaşlar 5 tanesini bu yöne 5 tanesini de diğer yöne öreceğiz sık iğnelerimizi. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Şuraya bir zincir çekiyorum. Diğer yana geçiyorum. Ve buradan da yine bir diye sayalım. 1 2. sık iğnem zincir 3. sık iğnem zincirim zincirimi çektim dördüncü sık iğne zincirimi çektim ve 5. sık iğne 5 tane sık iğnemi ördüm 5. sık iğnemden sonra şu kısma geçiyorum diğer tarafın ilk bölümüne şöyle zincir arasında kaydırıyorum 1 2 3 4 çok fazla sımsıkı çekmiyorum 4 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını tekrar iki defa doluyorum hemen dibine gelerek batıyorum ikişer ikişer alıyorum 1 2 3 toplamda 3 defa da kapadım bir tane zincir çekiyorum bu yana 5 diğer yana 5 tane sık iğneyi aralarına birer zincir çekerek görüyorum birinci sık iğne zincir ikinci sık iğne zincir 3 zincir 4 zincir ve 5 5 tane sık iğnem ördüm bir zincirimi çektim diğer tarafa geçiyorum 1 bir zincir 2 zincirimi unutmuyorum 3 4 ve 5 karşım ilkine şöyle geçerek bağlanıyorum altından ilmeğimi kaydırıp geçiyorum. Ve 1 2 3 4. Bakın ne kadar güzel oldu. Bu şekilde devam edeceğiz. Her bir yuvarlamamız diğerinin üzerine düşecek. iki defa tığımın başını doluyorum. Dibine batıyorum. ikişer ikişer yeni alıyorum. 1 2 ve 3. bir tane zincir. Hemen sık iğnenin içerisine birinci zincirleri saymıyorum. Sık iğneleri sayıyorum. 2 zincirimi çektim. 3 zincirimi çektim. 4 zincirimi çektim. 5 zincirimi çektim karşıya geçiyorum direkt sık iğne ile ve bu şekilde arda arda baş ölçümüze hangi yaş grubu için öreceksek baş grubuna göre yeterli olana kadar halkalarımızı doldurarak ilerleyelim Yeteri kadar yuvarlak halkalarımı ardı ardına örerek geldim. Kaç tane halka olmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 tane halka yeterli. Şimdi bağlamak için üzerine zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Tabi bu baş büyüklüğüne göre değişecektir. Çok bir standart ölçüsü olmakla istediğiniz baş ölçüsüne yetişkinler için olabilir çok şık olabilir küçükler için ve çalışılabilecek bir bant olduğu için buradaki zincir sınırlayıcı değildir istediğiniz kadar çekebilirsiniz şimdi bu kadar çektikten sonra 1 2 3 4 şurada 4 bakınız iki defa yine doluyalım dördüncünün içerisine gelip batalım 1 2 3 4 atıyorum ikişer ikişer çekiyorum bir tane zincir ve yine bir tane sık iğne bir zincir şeklinde örüyorum beşer beşer sık iğnelerimi ördüm geçişimi yapıyorum şuradan ipimi alıyorum bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi buradan çıkarıyorum ve diğer tarafa da aynı şekilde bir tane zincir ucuna halkamızı çalışarak tamamlıyoruz Diğer uca da aynı şekilde zincirimizi ve bir tane yuvarlak halkamızı yapalım. Tam şöyle karşılıklı, yani tam denk gelecek şekilde ortayı ortalıyorum. İpimi alıyorum. Bir sıkıştırdım. Zincirimi şöyle rahat rahat çekiyorum. Diğer taraftaki zincirimizde ister aynı olabilir, ister biraz daha kısa ya da uzun çalışabilirsiniz. Yine aynı şekilde yuvarlağımızı örmek için dört tane geri dönelim bir iki üç dört İki defa başını doluyorum dördüncüye girerek ikişer ikişer alıyorum bir zincirimle kapadım hemen beş tane sık iğne bu tarafa aralarında birer zincir beş tane sık iğne de diğer tarafa örüyorum birinci sık iğnemiz arasında zincir İki, üç dört 5 bir zincir diğer tarafa geçiyorum bir zincir 2 oldu 3 4 5 bir zincirimi çekip bağlanıyorum bir tane zincir çekip ipimi buradan kesiyorum ve saç bandımı bu şekilde tamamlamış oluyorum bu kestiğim ipi arka kısmı çevirerek gizliyorum geriden giriyorum ve kalan küçük parçamızı da yine keserek bandımızı tamamlıyoruz Evet sevgili dostlar bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Çok kolay hemen yarım saate kalmadan çalışabileceğiniz güzel bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte çalışırsanız. Evet beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın mutlu kalın.